Louis Bien'in sunduğu Gençlik Rüzgarı başlıyor. TV8 ekranlarından herkese merhabalar. Sağlık, güzellik, estetiğe dair merak ettiğiniz her türlü soruyu cevaplamak için uzmanlarımızla yine karşınızdayız. O halde sizi daha fazla merakta bırakmayalım. Gençlik Rüzgarı başlıyor. Gün içerisinde 2 ya da 3 bardak içtiğimizde kabızlık problemini tamamen ortadan kaldırıyoruz. Bu yağ ne kadar sertse, ki insülin direncinde yağ o kadar serttir. Ne dedim? Katı, sıkı. Çünkü insülin kaynaklı çok sıkıdır. Ve kişi sadece diyet yapmakla o yağ asla erimez. Bir plak yaptık ama bizim yaptığımız plağı hastalarımız 24 saat kullanıyor. Onunla yemek yiyor, sürekli ağzında oluyor ki kalıcı bir şekilde eklemin doğru hareketini sağlayabilirim. Ortopedik bir tedavidir aslında bu. Ama doğru yönetilirse lekeyi kontrol altına almak, mümkün olduğu kadar azaltmak, kötüye gitmesini durdurmak mutlaka mümkün. Kabızlık önemli bir sorun. Beslenme alışkanlığını değiştirmek gibi doğal yöntemlerin faydasını biliyor musunuz? Diyetisyen Gökçe Kapçak bilgilendiriyor. Bugün de uzmanımızı yakalamışken kendi merakımı gidermek istiyorum. Nasılsınız? Merhaba, teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Gökçe Hanım, bu kabızlık denen bir sorun var. Bu zaman zaman hamilelerde oluyor, evet. İşte atıyorum bebeklerde oluyor. İkimiz de anneyiz. Sizin kaç aylık maşallah? 6 aylık. Benimkilerde 19 aylık oldular. Bir tanesiyle bu konuda özellikle çok uğraşıyorum. Oturup artık devamlı makaleler okuyorum ama bunu bir işin ehline sormak istiyorum. Kabızlık nedir? Neden olur? Şimdi kabızlığın en büyük problemi ilk etapta az su içmekten kaynaklanıyor. Kesin ve net. O çok bildiğimiz konu var. 2 litre su içilmesi gerekiyor diye. Evet, tabii bebekleri ayrı bir kenara bırakıyorum. 2-3 litre hatta su içmek öncelik. Ama su içmek sadece yetmiyor. Bir de onun dışında tabii ki lifli beslenmek gerekiyor. Lifli beslenmek derken mesela... Tabii kök bitkiler şu anda artık hani bu en azından mevsim sebzeleri olarak brokoli, lahana, onun dışında turplardan beslenmek, mor lahana yani rengi çeşitli olan gıdaları da sebzeleri de hayatımıza almak çok önemli. Onun dışında meyvelerde de örnek veriyorum çok bilinen bir şey var, elma yemek. Elma yemek çok net bir şekilde kabızlık sebebidir. Muz yemek çok net bir şekilde kabızlık sebebidir. Öyle mi? Bebeklere de biz bu arada ben muzla başladım örneğin kendi oğluma. Bak iyi ki öğrendim bunları çünkü ben elma tam tersi hani çok daha rahat kabızlığa iyi gelir diye biliyorum. Asla iyi gelmez. İçerisinde pektin vardır. Dolayısıyla bu olduğu için ishal hastalarına biz elma veririz evet. Ama onun dışında eğer kişide bir kabızlık problemi varsa ilk çıkarttığımız menüden elma ve muzdur. Tamam çok iyi, çok önemli bir bilgi. Aynı zamanda bebekler için de geçerli bu. Çünkü muz çok yaygın. Muzu bir de seviyorlar diye ek gıda başlangıcında biz muz ağırlıklı çok besliyoruz. Tabii canım beslesin ki alsın değil aynen mi? Aynen öyle ama ben de kendi oğlumda muz veriyorum. Hemen bir sonraki öğünde brokoliyle kabak koyuyorum mesela. Ki en azından o muzun orada yaratmış olduğu kabızlığı ben brokoli ve kabakla önleyebileyim diye. Aynen peki öyle. Hangi meyveler iyi? Hani muz ve elma. Armut çok iyidir. Siyah erik çok iyidir. Kivi müthiştir. Hünnap müthiştir. Hünnap mesela bilinmez ama. Cennet Cennet turması çok iyidir ama yok cennet turmasıyla hünnap ayrı. Hünnap sadece bir aylığına çıkıyor. Genelde Eylül-Ekim gibi çıkıyor. Daha küçük böyle ceviz gibi boyutu. Cennet turması daha büyük. Cennet turması da bu arada çok iyi gelir ama cennet turması kalorilidir. O yüzden de onu vermek çok istemeyiz ama hünnap yedikçe kilo aldırmaz. Şeker ihtiyacını çok güzel gider ve çok güzel tuvalete çıkartır. Peki bir de zeytinyağı diyorlar mesela hani biz gittiğimizde uzmanımız şey demişti bir çay kaşığı zeytinyağı bebekler için bebeklerde. Doğru şimdi kendimde bile yetişkinlerde hani de öyle ben sabah uyanır uyanmaz bir çay kaşığı zeytinyağı içirim mesela yetişkinler ama bebeklerde de aynı şekilde hani kabızlık problemi çekiyorsa eğer bu tabii ki doktoruna danışarak sütünün içine de anne sütünün içerisine de zeytinyağı koyulabilir bir çay kaşığı onun dışında bebeklere yemeklerini verirken de yine
zeytinyağı, soğuk sıkım konulabilir. Çok rahatlıkla çok güzel gelir kabızlık problemi. Burada bir sürü şey görüyorum mesela. Çok var. Şimdi aslında şeyi sormuştun Saray Hanım. Üçüncü bir sebebi daha var. Yani az lifli beslenmek, su ve onun dışında da irritable bağırsak sendromu dediğimiz artık yeni yeni yaygınlaşan bir durum söz konusu. Irritable bağırsak sendromunda bağırsak sistemindeki rahatsızlıklar, sızdıran bağırsaklar falan diye de geçer. Belki duymuşsunuzdur. İritabl bağırsak sendromu olan bir kişide de çok ciddi kabızlık olabiliyor. Şimdi şurada özellikle sofraya gelmişken burada gördüğünüz kuru fasulye. Kuru fasulye genelde çok iyi bilinir değil mi? Aslında çıkartır da. Ama irritable bağırsak sendromu olan bir kişide ya da leptin intoleransı dediğimiz bir durum varsa kuru fasulye kabızlık yapar. İşte yeni bir bilgi. Evet. Dolayısıyla hani bunun özellikle üstüne geçmek istiyorum. Kuru fasulye kabızlık sebebiniz olabilir. Bir gözlemleyeceksiniz kendinizi. Her bedende ayrı tepki. Aynen öyle. Aynen öyle. Muzu zaten konuştuk. Kabızlığa iyi gelen meyvelerde armut, kivi çok önemli. Elma dediğim gibi kabızlık yapar. Örneğin bamya müthiş bir kaynaktır. Tam anlamıyla yazın zaten kendisini taze olarak, kışın da dondurulmuş bir şekilde kolaylıkla tüketebilirler. Dondurulmuş ürünlerden korkmasın izleyenler. Siz de korkmayın. Yok, ben hiç korkmam zaten. Onun da aksine güzel de kalıyor. Aynen içinde. Öyle. Dondurulmuş ürünler bizim için son derece konforlu. Hele çalışan anne için müthiş bir konfordur. Aynen öyle. Şimdi bir tarif vereceğim. Çok basit bir tarif zaten. Şu anda kış mevsimindeyiz. Beyaz lahanayı alıyorsunuz. Beyaz lahanayı kaynatıyorsunuz. Suyuyla birlikte, ama suyu çok koyun. Bir su bardağı suyla birlikte kaynatacağız ve suyunla birlikte içerisinde kaynattığımız yapraklarını da ekliyoruz. Bunu gün içerisinde 2 ya da 3 bardak içtiğimizde kabızlık problemini tamamen ortadan kaldırıyoruz. Bunu peki ben yine bebekler üzerinden soracağım. Çocuklarımıza da verebilir miyiz? Yok, çok gaz yapar. Yani yetişkinler için daha kendimiz, iyi. Kendimiz tamam, evet, onu oradan çözemedim. Ama bebeklere lahananın kendisini verelim. Çok rahatlıkla düdüklü de pişirilebilir. Buharında yine pişirip çok minik minik doğrayıp lahanayı kendisine bir, ayrıca müthiş de bir diş kaşıyıcı oluyorlar. Öyle mi? Aynen. Ay, öyle. Süper. Şimdi biz lahanayı kaynattık. Bir bardak suda kaynatıyoruz. Gün içinde onu 2-3 kere içiyoruz. 2-3 bardak bir yetişkin çok rahatlıkla. Zayıflatır da diyorlardı. Aslında lahana çorbaları vardı. Aynen öyle. Zayıflatır ve çok iyi gelir. Zayıflatan bir gıda da burada kabaktır. Kabaktan da ben çok faydalanırım. Hı-hı. Özellikle yazın çok faydalanırım. Kabağı da aynı şekilde bebeklerimizle. Dediğim gibi brokoliyle kabağı, lahanayla kabağı. Yani eğer midesinde bir sıkıntısı varsa, örneğin benimki reflü. Reflü gibi bir problemi varsa eğer, o zaman muhakkak kabağı birleştirelim. Kabak çünkü mide problemlerine yetişkinlerde de, bebeklerde de en iyi gelen gıdadır yoğurtla birlikte. Tamam, şimdi onu gördüm orada zaten. Aynen, yoğurtla birlikte. Avokado gördüm, o da... Avokado ciddi bir yağ kaynağıdır. Omega 3'tür. Yağlardan çok faydalanırım kabızlık tedavisinde. Dolayısıyla avokadoyu da çok rahatlıkla tüketebilirler. Tatlı patates gördüm. Tatlı patates harikadır. şimdi şöyle özetleyeyim. Patatesin kendisi, yani normal patates kabızlık yapar. Tatlı patates aksine tuvalete çıkartır. Kabızlık için çok önemli bir kaynaktır tatlı patates. Çünkü nişastası yoktur, glisemik indeksi de çok düşüktür. Ve aynı zamanda da kilo aldırmaz. Dolayısıyla tatlı patatesi yetişkinlerde de, bebeklerde de çok rahatlıkla tüketebiliriz. Müthiş bir A vitamini kaynağıdır ve hepimize çok iyi gelir. Ay, sizden çok güzel bilgiler aldım. Teşekkür ediyorum. Rica ederim. Şimdi ben bir Gülşen Hanım'a doğru gidiyorum. Tabii ki. Yine yağlarım ve ben ve Gülşen Hanım bir önce. Ya benim işim yağ eritmek, biliyorsunuz yani, yağları eritmek. Öyle yağlar deyince aklıma şu soru geliyor. İnsülin direnci. Hayır, evet. Ya çok insanda var. Bende de mesela sınırda. Nedir bu? Nasıl çözülür? Yani şöyle, sokakta geçen her 10 insandan 8'inde insülin direnci var. O kadar yoğun artık. Dolayısıyla günümüzün en büyük aslında salgın hastalığı olarak değerlendiriliyor. Ama tabii toplumda bu çok farkında ve birçok insan farkında değil. Çünkü orada yapılması gereken doğru tahliller ve istenmesi gereken analizler çok istenmediği için dolayısıyla birçok insan farkında değil. Yani peki bunun farkında olması sonra ne yaratıyor? En büyük sorun aslında orada. Çünkü sonrası için en son kişi diyabet hastası oluyor, şeker hastası oluyor. Dolayısıyla aslında oraya gelmeden bu işin çözümünü ulaştırmak gerekiyor. Şimdi şöyle tarif etmek gerekiyor bunu. Yani kişinin ön karnının üst kısmında, şurada hemen, yani şu altında, göğüs altında, erkekte ve bayanda fark etmez, şurada hemen altında ve karın bölgesinin önü ve ön tarafa doğru ve yanlara, hatta arkaya, bele doğru büyük bir çıkıntı varsa, şurası da çok sertse,
nefes almakta zorlanıyorsa, yemek sonrası uykusu geliyorsa, kendini hiç doymamış hissediyorsa, yese daha hiç doymamış hissediyorsa, o zaman şunu düşünmesi lazım. Acaba ben de bir insülin direnci olabilir mi? Hele ailede bir şeker hastalığı varsa, bir kuşak, iki kuşak öncesi, hatta çok çok daha geriye bile gidebiliyor bu. Şeker hastalığı varsa o zaman biraz daha düşünmek gerekiyor. Yani şöyle bir rahatlığımız hiç olmasın diyorum ben Şey Hanımcığım. Yani ya tamam sınırdaymış. Şimdi böyle bir tabir var maalesef. Hep bir sınırda tabir. Hep bir sınırda. Kime sorarsanız sorun hep bir sınırda var. Yani herkes bir sonraki adım diyabet diyor. Aslında o kapının önüne geliyor ve sonrası zaten artık diyabet. Onun bir sınırı yok. Ama işte bu sınırda olduğunda herkes bir soru sorması gerekiyor orada. Ben şunu söylüyorum. Mutlaka herkes bir açlık insülinine ve beraberinde tokluğa, açlık şeker, açlık insülin, tokluk şeker, tokluk insülin mutlaka bakılması lazım. Bu olmadan insülin direncin tam tespiti yapılamaz. Ve bir de dediğim gibi, ya yemek yedi, koltuğa yattı ve uyudu. Bitti yani. O zaman bilsin ki kişi insülin direnci. Ya budur. En hani gerçekten buraya gelen birçok danışanın en büyük sorunlarından bir tanesi. Ameliyette de oluyor şeker çok kontrol ediyoruz. Aynen. Yani işte yorgunluk, halsizlik bunların hepsi beraberinde gelen. En önemlisi artık enerjisi yok, kendini hiç iyi hissetmiyor. Bunlar bir bütün olarak bakılması gerekiyor. Özellikle çok yoğun tempoda çalışan insanlar bütün gün çalışıyor, hiçbir şey yemiyor. Ondan sonra akşam o sofraya oturuyor ve akşam artık ne bulursa yiyor. İşte bu en büyük tehlike. İnsülin direncinin zaten o noktada sorduğunuz vakit şunu söylüyor bize. Diyor ki ya ama ben bütün gün hiçbir şey yemiyorum. Ben zaten niye kilo alıyorum? Şimdi nasıl kilo alıyorlar? O bütün gün bir şey yemiyor. Veya iki başka bir grup var. O bütün gün sürekli bir şey yiyor. Daima bir şekilde hiç durmuyor. Diğeri de bütün gün yemiyor. Akşam ona gece başlıyor. İşte saat 2'ye 3'e kadar. Hatta ve hatta gece kalkıyor, yiyor ve yatıyor. O zaman işte bilin ki burada bir insülin direnci durumumuz var. Şimdi bunları niye çıkarttım yine sevgili Serhat? 5 kilo tereyağımızı biliyorum artık yani, mesela. Şimdi bir tanesi bakın 250 gram, 20 paket var burada. Bu da 2,5 kilo. Yani toplamda şöyle ben şunu yapmak istiyorum. Yani şöyle ve şöyle bütün bakın burası böyle komple bir yağ karın bölgemizin üstünde yer alıyor. Şimdi bu kadar hani o çevriliyor ya arkaya doğru arka canım bölümden. Masa gitti bu arada. Yani artık onlar silinir. Şimdi ben bunları biraz sonra da eriteceğim. O zaman o yağın ne kadar büyük bir hacimli olduğu görülecek. Yani bu kadar. O yüzden yapmamız gereken şu. Her yediğimiz lokmayı tabii ki saymayacaklar. Ama günlük olarak hani ben ne yapıyorum? Ben bunu değiştirmek için ne yapmalıyım? Yani ne nasıl? Ne yapmalı? Yani değiştirmek için beslenme alışkanlığı, biraz yaşam tarzı alışkanlığımızı değiştirmek zorundayız. Yani bakın böyle hani şu şekilde yağ içeride mı? Yağ bakın sırf anladım. Yağ gördüğünüz gibi bu şekilde yağ. Şimdi tabii bunu sıvılaştırıyoruz ve sonra yüksek teknolojilerle çalıştığımız vakit sıvılaştırıyoruz. Bu çok önemli. Şimdi sıvılaştıracağız sonra da atılacak. Yani. Evet bu şekilde küçültüyoruz. Yani burada önce ama sıvı hale gelmesi gerekiyor. Bakın önce sıvılaşıyor. Ondan sonra da vücuttan atılmasını sağlıyoruz. Hemen şimdi eritelim bir görelim. Görelim vallahi ben de merak ettim şimdi. Evet şu an 2-2 atmaya başlıyorum ben. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Evet. Yarım kilo yarım kilo. Yarım gidiyoruz. Kilo yarım kilo gidiyoruz yani. Ki düşünün orada. Siz 7,5 kiloydu deminki. Aynen. Bu 5'ini bir eritsek ne aynen. olduğunu göreceğiz. Tabii yani şu an şöyle 1,5 oldu bakın şu an. Yani 2 olduk 2 kilo. Şey bile almayacak yani o kadar yağ var burada. Ah bir de bunu üstümüze taşıyorum. Aynen yani bunun ne kadar çok iskelet ve organlarımıza ne kadar çok yoğun bir baskı yaptığını buradan. Bir şey ekleriz. Bakın görüyor musunuz? Yani şu an almıyor bile bu kadar tencere. Şu an totalde burada geri kalan neredeyse bir 3 şeyimiz var yani. 250, 500 tabii 750.
2 kilo da burada. Demek evet. ki buraya 3 kilo koymuşuz yani. Oraya. Evet, şu an burada eritiyoruz. Bakın hemen zaten sıvılaştı. Siz bunu gerçek hayatta nasıl, bedenimizde şimdi nasıl yapıyoruz? Şunu anlatmak istiyorum. Bakın şimdi bunu böyle ocağa koydum. Böyle direkt tabii ısıyla, yüksek ısıda eridi ya. Şimdi bizim burada yeni teknolojilerle yaptığımız olay bu aslında. Şimdi bu yağ ne kadar sertse, ki insülin direncinde yağ o kadar serttir. Ne dedim? Katı, sıkı. Çünkü insülin kaynaklı, çok sıkıdır. Ve kişi sadece diyet yapmakla o yağ asla erimez. Daha doğrusu şöyle bir tanım vardır. İncecik bacaklar ve kalın gövde, hele yaş ilerlemişken ince bacak, burası kalın bir gövde, kocaman bir gövdeyle ve daha da böyle öne doğru giden, çünkü ağırlık yapar, evet. organa da ağırlık yapıyor, organ yağlanması yaptığı için burada, ona da böyle öne doğru bir skolyozu da bozulur. Tabii bu kadar ağır bir yağlanmanın getirdiği durum bu. Şimdi bakın, vücut hiçbir zaman gidip siz spor yapsanız dahi, diyet yapsanız dahi gidip soğuk bir bölgeden, soğuk, sert bir yağı bunu alıp bununla uğraşmak istemiyor. Neden? Çünkü onun için bu zor. Yani orada bir efor sarf edecek. Dolayısıyla ne yapıyor vücut? En sıcak bölgesi neresiyse orayı gidip orayı enerji içip yağı eritiyor. Peki sizin en sıcak bölgeniz, benim en sıcak bölgem, karnımız yok, en sıcak bölgemiz neresi? En çok hareketli olduğumuz yer kolumuz ve bacağımız. Tabii şimdi onu diyecek. Burası zaten ince. Burası en hareketsiz olan bölge. Oturuyoruz bu, ve bu hiç hareket. Aynen. Burası gitgide sertleşiyor ve doku daha da yağ olarak sıkılaşıyor. Dolayısıyla buraya gidip uğraşmıyor. Çünkü orası onun için çok zor. O yüzden biz dışarıdan müdahale ediyoruz cihazlarla. Radyo frekansla mı? Evet, radyo frekansla, bakın böyle. Bakın dolaşımı atıyor şu an. Bakın yağ hücreleri. Bir de şunu söylemek, yağ hücreleri hiçbir zaman yağ hücresini liposuction gibi yok etmiyoruz. Yağ hücrelerini sadece eritiyoruz, ufaltıyoruz. Bakın şurada eridiği gibi. Şimdi bak bu ama eridi. Şimdi burada bu eridiği zaman bunu çok seviyor vücut. Diyor ki burada hazır benim bir enerji kaynağım var. Ben gidip oradan alayım. Dolayısıyla bizim istediğimiz yer neresi? Karın bölgemiz. Ay ne güzel anlattınız ya. Bu görsel çok hoşuma gitti benim. Ya evet, aynen bu. Bunu böyle sıvı olarak direkt oradaki kaynağı kullanıyor. Şimdi insülin direncini tabii genel şeyini anlatıyoruz burada. Ama asıl mesele şunu bu şekilde sıvı hale getirmek. Biz kişi diyet yapıyor. Diyetle birlikte, diyetle beraberinde cihazlarla kilo vermesi sağlanıyor. Tek başına cihaz kilo verdirmez. Hem de istenmeyen yağların biriktiği bölgelerde kilo vermek için cihaz lazım. Biz o bölgeye yönlendirme yapıyoruz, eritiyoruz. Bak sen şu an güzel bir şekilde hani yemene de dikkat ediyorsun. Bak erittik de şu an artık bu bölgeden verebilir. Zaten o direkt oraya yönleniyor. O yüzden ısıl işlem çok önemli. Yani şurada büyük bu yağ hücrelerini komple eritirir. Aynen küçülüp ve hücre dolaşımla olmuyor, asla hücre yok. Hücreyi yok etmek doğru bir şey değil. Zaten. Zaten bazen hani liposuction'larda falan filan böyle görüntüler oluyor. Yani çok da iyi olmuyor. Liposuction olması gereken yer var ama bir karın bölgesinde asla tavsiye ettiğim bir şey değil benim. Yani karın bölgesinde her zaman sıcak olarak yapılması gerekiyor. Yüksek enerjili frekanslar ve biz o yüzden zaten çok yüksek enerjide işte yapay zeka ile yağı direkt eriten, oraya fokus yapan, yani buradaki direkt oraya fokusu, en çok nerede yağı görüyorsa cihaz oraya fokuslanıyor. Ay ne kadar güzel. Müthiş. Artık her şey çok akıllı halde ya. Tabii akıllı işte. Akıllı teknolojiler, bakın şu an bu sıcacık ve sıcak olduğu zaman vücut çok güzel hemen bunu alıyor ve dolaşımla atıyor ve çok kısa bir sürede yani kişinin oradan kurtulmasını, o karın bölgesi yağlardan kurtulmasını sağlıyor. Çünkü karın bölgesi yağlanması aynı zamanda ne demek? Kişinin hayatını çok tehdit eden bir durum bir demek. Bir sürü şu bel bölgesinden bir sürü hastalık oradan çıkıyor. Yüksek yani. Erkeklerde özellikle. Yüksek tansiyon orada, metabolik sendrom oradan kaynaklanıyor. İşte kalpteki sıkışma, bir takım diğer rahatsızlıklar, her şey. Kabızlığı soracağım. İnsülin direnci kabızlığı açar mı? Çünkü baskı var, baskı yapıyor. Hareket, bağırsak sindirim orada hareket etmezse kabız olursunuz. En çok da zaten insülin direnci hastaları kabızlık yaşar. Ya orada zaten bağırsak fonksiyonları çok rahat çalışmaz.
15 kilo. Biz buraya şimdi ne kadar attık? 3 kilo bakın. 3 kilo. Şu an burası sadece 3 kilo ya. Tencereyi hani bunu taşıdık, hani 3 kilo şunu ya. Şunu biraz hani görmelerinde fayda var ki bakın daha şimdi eğer biraz daha zaten eritirsek herhalde tencereyi sağlayacak evet. Yani. Dolayısıyla yani şuradaki 3 kiloyu karın bölgesi 15-20 kiloyu bir gerçekten kafamızda şekillendirip birazcık düşünmek gerekiyor. Bir şey yerken bence şu görüntüleri hatırlamakta fayda var. İnsan bir anda yemeyesi geliyor vallahi bana öyle geliyor. Yani bir kere tabii şu bu kadar yüksek oranda bir yağ vücutta nelere negatif bir etki yaptığını gerçekten hani insanoğlu ne yapıyorsa kendine zarar veriyor. Yani beslenme çok önemli ama sonrasında da bundan kurtulmak için sırf beslenmeyi değil cihazlarla destek. Cihaz desteği çok yüksek çok önemli. Isıyla o yağın çözülmesi, işte sadece yüksek bol su içip atılması vücuttan. Aynen. Bakın şu an bu şekilde sıvılaştırıyor. İşte aynen yani şu kıvama gelmesi lazım. Vücut en kolay harcadığı enerji bu şekilde sıcak enerjidir. Yani nerede sıcak varsa hazır enerji var onu kullanıyor. Aynen gidip yoğun olan bir yerde sert bir dokuyu çok daha efor sarf edecek. Tembeldir bizim vücutumuz. Vücut hiçbir zaman daha fazla efor sarf etmek istemez. Biz ona hazır etmemiz gerekiyor birçok şeyi. Vallahi süpersiniz ya. Böyle bir görsel ben bile etkilendim. Rüyama girecek diye düşünüyorum. Özellikle erkeklerde, tabii ki kadınlarda da çok ama erkeklerde insülin direnci rahatsızlığı çok fazla. Kadınlarda da çok fazla ama ben 40 yaş üstü herkesin bu konuda çok dikkatli olması gerektiğini söylüyorum. Aynen öyle. Çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Emeğinize sağlık diliyorum. Teşekkür ederim, sağ olun. Tekrar burayı böyle göstermekte fayda var diye düşünüyorum. Aynen, yönetmenim böyle gösterelim. Sebebini bulamadığınız boyun ve bel ağrılarınız var mı? Duruş bozukluğundan uzun zamandır yakınıyor musunuz? Yaşadığınız problemlerin cevabı diş ve çene sağlığında olabilir. Oklüzyon sorunları sadece ağızda değil, vücudumuzun diğer kısımlarında da tedaviye ihtiyaç duyan bir takım sorunlar ortaya çıkartabilir. Diş hekimi Dr. Melih Şengül, çene eklemi sorunları ve tedavi yöntemlerini anlatıyor. Gençlik rüzgarı esmeye devam ediyor ve tabii ki en sevdiğim yerlerden birindeyiz. Melih Bey'deyiz, nasılsınız? İyiyim, sizi sormalı. Biz iyiyiz vallahi. Ne buraya gelince değil mi? Evet. Heyecanlanıyorum çünkü yine acayip güzel bilgilendirmeyle bugün izleyicilerimizle buluşacağız. Çok güzel bir bölüm olacak çünkü çok az bilinen konulardan birisi olan temporomandibüler eklem diyelim ya da çene eklemi sorunuyla. Has diliyle çene yani, eklemi. O ekleme ait rahatsızlıklardan bahsetmek istiyorum. Nedenlerinden, tedavilerinden. O zaman hemen başlayalım. Şimdi, nedir bu mesela çene eklemi? Şöyle şurayı söylüyorsunuz değil mi? Tam böyle kulağımızın buradan, tam önünde, hemen bir santim kadar önünde bir eklemi var. Yani daha doğrusu bir mafsal diyelim. Ve bu çok özel. Sadece çene eklemine ait bir şey. Vücudumuzda hiç başka benzeri olmayan bir organ çene. Çünkü iki tane var. İki eklem var. Başka hiçbir yerde yok. Hep tektir yani tek bir yönde hareket eder. Bir çene eklemimiz iki tanedir ve bir sistemi komple çiğneme sistemimizi kontrol eder. Şimdi bu çok yanlış bir bakış açısıyla bakılıyor. Mesela eklem ayrıca tedavi ediliyor. Dişler ayrıca tedavi ediliyor. Dolayısıyla bunların bir bütün olduğu aslında dişlere dişlerdeki problemlerin eklem rahatsızlığına neden olduğu ya da olmadığı bu bir tartışma konusu hala. Biz direkt ilişkili olduğunu çok mantık üzerinden zaten biliyoruz ama bu işte çok kötü dişleri olanın çok sağlıklı eklemi olabildiği gibi sağlıklı dişleri varmış gibi görünen birinin eklem rahatsızlığı da olabiliyor. Ben sistemi bir anlatmak istiyorum. Bir anlatır mısınız Cemil? Şimdi bir üç boyutlu bir animasyon var burada. Ağzımızı açıp kapattığımız zaman işte eklem nerede ve sistem aslında sadece dişlerden ibaret değil. Bir bütüne gidiyoruz tabii yine. Yakınlaşalım. Bak kulak hemen eklemin hemen arkası. Hareket eden yer eklem ve onun etrafındaki kapsül, disk ve bunu kontrol eden bir kas sistemi var. Şimdi bu kasların hareketiyle çiğneme sırasında dişler birleştiği, kavuştuğu nokta eğer ideal nokta değilse, eklemlerin rahat ettiği yer değilse, ekleme sürekli travma geliyor.
Mesela bir diş kaybı oluştuysa oradaki ekleme dengeli daha çok kapanmıyor sonuçta. Yük biniyor ve ona bağlı rahatsızlıklar oluşabiliyor. Mesela biz de bunları bir takım tomografiler, görüntülemeler alarak bu eklemin durumunu anlamaya çalışıyoruz. Disk kayıyor, işte tıklama sesi oluyor mesela çok fazla. Ve evet, o tıklama sesini ben bile bir kere hissetmiyorum. Çok aşırı yani disk hiç yerinde olmuyor mesela. Ve bu bir sürü rahatsızlığa neden oluyor. Ne gibi rahatsızlıklara neden oluyor mesela? Yani mesela migren tipi ağrılardan tutun da kulak problemleri, kulak çınlaması, vertigo gibi. Allah annemi derek şimdi anne izliyorsan buradayız belli oldu. Çünkü biz vertigo, kulak çınlaması ve çözülemeyen bir diş şeyi yaşıyoruz. Ya ve şöyle, diş doktoruna gittikten sonra olduğunu mesela başlıyor. İşte yani bakmak lazım değil mi oraya çok da? Çok komplike bir yapı tabii ki orayı direkt göremediğimiz için bunu dişler üzerinden anlayabiliyoruz ancak kapanıştan anlayabiliyoruz. Çiğneme sisteminin dişlerin kapanışının bozukluğu eklemdeki travmayı meydana getiriyor. Bakın oradan ta kulağa her yere kadar gidiyor. Evet, ve o eklem çok önemli. Arkaya doğru baskı yaptığında kulakta bir semptom yaratıyor. Ama bunu şöyle algılanmasın tercihlerimiz tarafından. İlla sebebi budur diye yani algılanmasın. Bir kulak problemi olan birisinin rahatsızlığının sebebi budur diyemeyiz. Yani. Ama olabilir yani. Oraya da bu bakmak lazım. Bu rahatsızlık kulak semptomları yapabiliyor. Ama tabii ki bu semptomlar birçok başka rahatsızlıktan başka meydana gelir. Başka ne gibi mesela yapabilir? Ben size en iyisi bu konuyla ilgili muayenehanemde sıkça gördüğüm bir hastayı tanıştırmak isterim. Evet en güzel oradan dinlersek süper olur. Evet, hastalar kendilerini çok iyi anlatıyorlar çünkü yaşadıklarını. Yeşim Hanım'la tanıştırmak istiyorum. Tamam sana. Yeşim Hanım'ı da ait edelim o zaman. Ben yerime geçeyim. Yeşim tamam. Hanım'la sorular soralım. Tamam süper. Okay. Buyurun efendim. Yeşim Hanım hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Ne demek? Sizinle süreçte çok konuşmuştuk yaşadıklarınızı ve yani bunları nasıl anlatamadığınızı, sizi anlamadıkları gibi. Neydi problem? Ben de bir sürece giremediğim için merak ettim, şimdi izleyeceğiz. Hatta bunları paylaşsak toplum bize tamam. Gibi konuşmuştuk. Gerçekten. Sizse bu bir fırsat olsun aynen. Bize. Evet, çok güzel bir fırsat oldu. Bunu evet dediğiniz gibi tedavi aşamalarında hep konuştuk. Benim sıkıntım ilk önce kulakla başladı. O doktorum biliyor, bana anlatın bana. Aynen, ben biliyorum olayı. Peki. Sol kulakta bir ağrıyla başladı benim hikayem. 3 tane ayrı kulak doktoruna gittim ben. Ya kulağımda bir sıkıntı var ama geceleri özellikle çok artıyor. Dediler ki kulakla ilgili değil, muhtemelen sen diş sıkıyorsun, bir diş doktoruna git. Ben de bir diş hekimine yönlendirildim. Gittiğim diş hekimi sorunun çene kaslarımla ilgili olduğunu ve bir gece pilavı yaparak bu ağrılardan kurtulacağımı söyledi. Bana bir gece pilavı verdi ve sol çene kaslarıma botoks yaptı. Ve bir hafta sonra gelmemi, gerekirse bu botoksun devamını olabileceğini, hani tedaviyi destekleyeceğini söyledi. Fakat bu bir hafta içinde ağrılarım kesilmediği gibi bir de sol çene kasımda bir şişlik meydana geldi. Çünkü sadece sol tarafı yapıldığı için belki bilemiyorum. Olmaz ya zaten yani bunu olur mu öyle yani bir şey? Yani şöyle olmaz diyemeyiz ama o günkü şartları da bilmiyoruz. Ancak işte tam da sorun bu. Yani botoks ya da bu tip şeylerin, kas içi enjeksiyonların rahatsızlığın kendisine değil de işte kasları rahatlatarak orada bir olumlu etki yaratılacağı düşünülüyor ama tek tarafa da yapılmaması gerekiyor. İşte bazen o bölgede aşırı bir fazla gelişmişlik olduğu zaman düşünülebilir. Ancak şimdi bu botoks uygulaması bu diş sıkma problemi herkese rutin uygulamaymış gibi yapılması bir yanlışlık. Yoksa mutlaka onun da yeri var. Doğru bilinen yanlışlar olarak bunların altında çizmemiz yani lazım. Yani kullandığımız da bir şey yerine göre. Ancak işte çiğneme kasları birçok. Onu yok ettiğin zaman veya felç ettiğin zaman başka tarafta daha problem artabiliyor ki sanıyorum öyle bir durumlar oluyor. Daha çok ağrılar arttı. Aynen öyle. Ağrılarım kesinlikle geçmedi. Daha sonra bu ağrılar boyun kaslarıma kadar indi. Artık boynumu da çeviremiyordum sağa sola ve dayanamıyordum bu ağrılara. Daha sonra dediler ki bana bir kulak burun boğazcı tekrar görsün, bir boyun MR'ı istenildi. Çene eklem MR'ı, çene tomografisi de yapıldı. Yani bir sürü tetkik yapıldı bu konuyla alakalı. Fakat benim ağrılarım hiç kesilmeden devam etti. Ve daha sonra takip eden diş hekimleri dediler ki bu işi biz hani bu çeneden gelmeyebilir. Sen bir nöroloğa git. Bir beyin MR'ı çektirdi nörologda. Onda da herhangi bir şey çıkmadı. İnsan korkuya kapılır bu arada. Evet, yani acaba ben de bu hikaye çok sık duyduğumuz bir hikaye. Yani nörolojik bir rahatsızlığa kadar gelip bir beyin MR'ları çektiren çok hastamız oluyor. Bir sinir harabiyetinden dolayı
dolayı olabilen hastalar varmış bu arada, antiparantez, yani doktorum bana söylediği. O da dedi ki hayır, bunun nörolojik bir sıkıntısı yok. Sen diş planına devam et, ağrı kesicilerle bu işi belki halledebilirsin. Ben bir 6-7 ay ağrı kesici, kas gevşetici, aklınıza ne geliyorsa bunları kullandım. Fakat ağrılarım geçmedi ve daha da arttı. Artık müsizliğe kapılmıştım. Hatta bir yere şey diyordum eşime, yani ben ömür boyu bu hastalıkla yaşayacağım, bu ağrı benimle devam edecek, gelecek. Çünkü çözüm bulunamıyor. Yani yapılabilecek başka hiçbir şey kalmamış gibi. Dedim ki onun sonu, yani hiçbir doktor benim derdime çare bulamayacak. Ve bayağı artık hem ulusal kanalları takip ettim, sosyal medyada işte kimler ne yapabilir, çene eklemiyle ilgili kendi kendime artık bir şeyler araştırmaya başladım Melih maalesef. Melih Bey'e nasıl ulaştınız? Melih Bey'e... Ben aslında eklem tedavisi yapan, eklem üzerine böyle yoğunlaşmış bir diş hekimi, yani olmaktan ziyade ben dişlerin kapanışı üzerinden tedaviler yapan ve kapanış ilişkisi doğru olduğu takdirde eklemin iyileşmesine zemin hazırlamak şeklinde bir yaklaşımla tedavi yapan bir insan olduğum için. Şimdi Yeşim Hanım da bir şekilde bu tarz bilgilerle bana geldi. Evet. Biz tabii ne yaptık? Bir plak yaptık ama bizim yaptığımız plağı hastalarımız 24 saat kullanıyor. Onunla yemek yiyor, sürekli ağzını doluyor ki kalıcı bir şekilde eklemin doğru hareketini sağlayabilirim. Ortopedik bir tedavidir aslında bu. Hı-hı. Şu anda da ağzınızda sanırım. Tabii, evet, ben size bu konuyla alakalı birkaç bölüm daha yapacağız. Yapalım, bu çünkü konuyla alakalı ciddi, yani önemli bir konu. Hani sebebini bilmediğimiz maalesef. Kulak duymamasından o ağrılara kadar baksanıza nereye kadar gitmiş konu. Çok insan bunun farkında değil. Ya bu bir pandemi, biliyor musunuz? Toplumda bir pandemi diyebilirim. Temporomandibüler rahatsızlıklar. Ve iki türlü yaklaşımla ilgileniyoruz bu hastalarla. Bir tanesi yönetmek rahatsızlığı. Mesela sizin gittiğiniz, daha önceki gittiğiniz doktorların yaptıkları işlemlerin hepsi aslında doğru. Ama rahatsızlıkla sizi konforunuzu arttıracak yaklaşımlar yapılmış. Evet. Bunlar semptomlar üzerine etkili. Bir de hastalığı veya rahatsızlığın sebebi üzerinden, o sebebi ortadan kaldırıcı bir şekilde yap, o zaman da iyileştiğine inanıyoruz. Biz iyileşiyor da. Şimdi tabii. Mesela epey de oldu ama. Neden olduğunu bulduğunuz zaman en azından sorunun %50'si çözülüyor. Tedaviye başlıyorsunuz, gidiyorsunuz. Aynen. Yani ben bayağı bir ümitlenmiştim esasında. Şu an 1,5 sene yaklaştı. Tedavinin sonuna geldik. Hala plan var ama ağrılar yok artık. İşte tamam, olay bitmiş. Ağrılarım bitti. Vallahi harikasınız. Fonksiyonu düzelterek sistem üzerindeki yükleri alıp vücudun yüklenme kapasitesini arttırıyoruz aslında. Yaptığımız bu. İnşallah bu bilgiler sevgili izleyicilerimize de şifa olsun. Öyle. Ya gençlik rüzgarı aslında sadece görüntüyle değil, değil mi? Sağlıksa her şey var diyoruz. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Teşekkür ederim yani hocam. Bu seyircilerimizi bilgilendirmek amaçlı programımıza katılıp yaşadıklarınızı bizle paylaştığınız için ben tekrar teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz ve Gençlik Rüzgarı esmeye devam ediyor. Cilt lekeleriniz var mı? Neden oluşur merak ettiniz mi? Tedavileri nelerdir? Medikal estetik hekimi Doktor Serhan Göçer'in bilgilendirmesine kulak verelim. Gençlik Rüzgarı'nda medikal estetik hekimimiz Serhan Göçer hanımefendideyiz. Yine baş başa sohbetimiz var. İstediğim her soruyu sormaya devam edeceğim diye düşünüyorum. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyi. Bebekler nasıl? Bebeklerim iyiler. Annelerini özlüyorlar. Ya, anneleri anneleri kendi onlara. Şeylerinin peşine düştü. Ama önemli bir konuyla geldim. Çok bana soru geliyor bununla ilgili. O yüzden sizinle paylaşmak istiyorum. Leke. Şimdi güneşten leke oluyor, doğum sonrası pat diye lekeler belli, o lekeler artıyor. Mesela hamilelikte bende de oldu. Evet. Bodrum'da ben ilk eşimle aşk yaşadığımız ilk zamanlarda böyle denizde böyle ne güneş kremi sürüyorum, iki sene bende bir anda bir lekeler oldu. Evet. Bir günde çıktı ve bu lekeler geçebilir mi? Leke çeşitleri nedir? Yani bazıları geçebilir, bazıları derin lekeler dedikleri var. Yani çok iddialı söylemler var bu konuda. Hatta piyasada bir sürü kremler falan da satıyorlar. Ne kadar doğru, ne kadar şey bilmiyoruz ama işi size sormak istiyorum. Evet. Lekeler çok geniş bir konu. Ve bütün lekelere geçebilir demek mümkün değil Seracığım. Değil mi? Hastalarım da zaten geldikleri zaman ilk soru bu. Bu leke geçer mi hocam diyorlar. Valla diyorum öyle bir söz vermem imkansız. Çünkü altında o kadar çok sebep var ki.
Öyle çok komponent var ki. Ama doğru yönetilirse lekeyi kontrol altına almak, mümkün olduğu kadar azaltmak, kötüye gitmesini durdurmak mutlaka mümkün. Çünkü kadınlardan bahsedecek olursak öncelikli olarak, erkeklerde ayrı bir grup ama kadınlarda leke bir hormonal sebeplerle, iki demir eksikliği gibi beslenmeye bağlı sebeplerle ortaya çıkıyor. Hamilelik bunun için çok önemli sebep ama bunun haricinde gençlerde polikistik over. Gençlikte başlar çünkü. Sonrasında özellikle böbrek üstü bezine ait bir takım hormonlardaki iniş çıkışlar. Leke deyip geçmiyoruz zaten. Evet. Bir sürü sebep arayacağız. Hormonal sebepler olabilir özellikle. Menopoz ve sonrası. Bütün bunlar lekeye sebep olabilir. Çünkü burada hormonların işleyişinde pigmentasyonun artışına sebep olan bazı sebepler var ve vitaminlerin de eksikliği leke yapar. D vitamini eksikliği leke yapar. Hipotiroidi ya da hipertiroidi hastasında leke olur. C vitamininin yeteri kadar kullanılmaması. A vitamini, özellikle retinoik asitin eksikliği leke yapar. Ve en önemli leke sebebi kadınlarda ve Türkiye'de çok yaygın biliyorsun demir eksikliği. Benim de aslında biraz eksik olabilir. Çok önemli. Eğer bu eksikler yerine konmadan dışarıdan krem de sürsen, biz mezoterapi de yapsak, lazer de uygulasak istediğimiz sonucu elde edemeyiz. O zaman bütünsel bir tedavi bu. Leke bütünsel bir tedavidir. Dışarıdan bir estetik kaygı gibi görünse de öncelikli olarak güzel bir kan tahlili isteriz. Süper. Bazı eksikleri mutlaka tespit etmemiz gerekir. Hiçbir sorun yoksa, hiçbir eksik yoksa yine de güneş hasarıyla, aynen senin yaptığın gibi, güneş koruyucu olmadan dik güneş ışınlarının altında kalmak ultraviyolenin yani güneş hasarını yarattığı lekeler de ortaya çıkabilir. Güneş bir oksidandır. Evet. Antioksidan sistem yaşla birlikte zayıflar. Nedir o? Antioksidan sistem hücrelerin kendini tamir etme gücüdür. Dışarıdan işte sigara, bak yine söylemeden. Sigara sağlığa zararlıdır. Sigara sağlığa zararlı. Yine bak söyle. Ultraviyole yani güneş. Stres günümüzde çok önemli bir faktör. Çünkü iç kaynaklı kortizon yani kortizol hormonunun sürekli aktif olmasını sağlıyor. Onun da sürekliliği hasar. Hormonal sebepler gibi oksidan yani hasar verici sebepleri antioksidanlarımız tamir eder. Yaşla birlikte bunların azalması tamiri zayıflatır. Böylece sen 20 yaşında istediğin kadar güneşten güneş lekesi olmazken belli bir noktadan sonra güneş lekesi ortaya çıkar. Güneş koruyucuları burada kısacık parantez açıp konuşalım mı? Yani bence bunu net konuşalım. Hani 50 faktörü var, 30 faktörü var. Ondan sonra da kremlere gelelim. Ne kadar faydalı ya da neler kullanıyoruz serumlarda. Evet, eksikleri tespit edeceğiz kan tahliliyle. Onları yerine koyacağız. Onlar önemli. Onlar burada dursun. İyi de her şeyi yerine koyduk. Güneş koruyucumu da sürüyorum. Ya yine leke oluyorum. Böyle hastalarım var. Çok düzenli sürüyorum yine leke oluyorum. Orada beslenmemizde bir takım eksikler oluyor. Mesela çok özellikle çay tüketimi. Çay demiri düşürür. Çay tiryakilerinde ne yaparsak yapalım, sigara bağımlarında ne yaparsak yapalım hakikaten leke görebiliyoruz. Bütün bunları yapıyoruz. Eksikleri yerine koyuyoruz. Kan tahlillerinde bulduğumuz eksikleri ama bunun haricinde güneş koruyucuyu çok doğru bir şekilde seçmemiz ve düzenli kullanmamız lazım. Bir kere 30, 50, 20 faktörün önemi yok Seraycığım. Önemli olan bu faktörler dakikayla sınırlı. Ne kadar sık bunu yeniliyor olmamız. Sabahtan güneş koruyucumuzu sürüyoruz 50 faktör. Çıkıyoruz güneşin altına bir daha akşam dönüyoruz eve. Olmaz. Olmuyor maalesef. Çantamızda yaz aylarında ve özellikle lekeye yatkın ciltlerde güneş koruyucu gezecek. Ancak benim hastalarıma özellikle önerdiğim bazı ürünler var. Bunları da burada izleyicilerime önermek istiyorum. Çünkü çok soru geliyor bu konuda. Tek başına güneş koruyucu değil yani krem ya da losyon formları değil. 40-45 yaş sonrasında pata krem şeklinde kapatıcılı güneş koruyucuları var. Aa, hem de güzel bir görüntü evet, verir değil mi? Evet. Pürüzsüz. Bunlar fondöten değil. Bunlar içinde renklendirici, doğal renklendiricilerin bulunduğu krem formunda yani biraz fondötenimsi bir formda 50 ya da 30 faktörlü kapatıcı denemek var. Denemek isterim bunu. Bana galiba bir reçete yazacaksınız buradan çıkışta. Evet, ay severek, memnuniyetle. İşte bunu bir kere sürmen yetiyor. Çünkü dışarıdan gelen ultraviyoleyi cilde kat olarak da geçmesini engelliyor.
Eğer sadece bir losyon sürersen güneş lekelerini ton olarak kapatmamış oluyorsun. Ve leke olan bölgeler, yani daha koyu olan, kahverengi olan bölgeler güneşi daha fazla soğuruyor. Yine de o bölge daha fazla hasarlanıyor. Fondöteni de tabii günlük hayatta çok önermiyoruz ya da kullanmak zorunda falan değilsiniz. O yüzden bu patakrem formundaki güneş koruyuculu kliniklerde ya da eczanelerde bulabiliyorsunuz. Onları kullanmakta fayda var. Kesinlikle belli bir yaştan sonra bunları kullanmak lazım. Sana bir reçete yazayım mı? Mesela. Evet, ne lazım? Demirim düşük, ben onu biliyorum. Lütfen. Zaten onu halsizlikten alırım. Ay diyorum, benim gene hemen vitamin, C vitamini içmiyorum normalde. Demir bir kere düşmeyecek. Nasıl düşmeyecek? Minimum 3 ayda bir, 6 ayda bir bakacaksın. Düşmüşse mutlaka yerine koyacaksın. Arada sırada değil. Depoları dolduruncaya kadar demiri aynen kullanacaksın. Depoların dolduktan sonra koruyacaksın. Yani kan demir düzeyleri değil, bizim için biliyorsun depo demir düzeyi daha değerli. Doktorun diyecek ki sana. Evet doktorum. Depoların dolmuş Saraycığım. Artık arada sırada kullanmaya geçebilirsin. Aynen ya öyle. Ya kalktın halsizsin, bir demir at. Ondan bahsetmiyorum. Olmaz ya. Olmaz. Olmaz. Benim minik böyle yapıyor aile. Olmaz. Hep onun gibi. Ben de şimdi yapacağım. Kendime yaptım. Dur bunu. Lütfen. Olmaz. Depo demirinde olsun. Ondan sonra korumaya geç. Düzenli C vitaminini kullan. Damar yolundan ya da yani lipozomal dediğimiz formları ağız yolundan. Hı hı. Selenyumu ve çinkoyu eksik etme. Yapılan klinik çalışmalarda özellikle çinko eksikliğinde mutlaka leke ortaya çıktığı görülmüş. Ciltteki antioksidan mekanizmada çok önemli bir görev alıyor. Lekede çinko. Gebelik döneminde ekstra leke olanlarda çinko takviyesi yapıyoruz. Ve çok hızlı lekelerin tedavi olduğunu görüyoruz. Bir gireyim mi araya? Gebelik döneminde mesela hamilelikte, ben burada hamileliğe bayıldım yani. Herhalde 10 sene evvel olsa 100 tane falan doğururdum. Bu hamilelik döneminde yüzümde çok lekeler, hani birazcık böyle bir yayılma gibi bir şey hissettim üstten. Ama o çok hafif. Ama onun dışında vücudumda şeyi gördüm. Daha açık renk bir, renklerde açılma gibi nokta şeyleri de gördüm. Daha çok bu bölgede. Onu da anlamadım. Onu şimdi çok merak ettiğim için soruyorum ama bugün vallahi hamile hanımlara çalışıyorum. Evet. O ama geçti mi? Geçti ama bazen geçen ara ara gene çıkıyormuş gibi oluyor. Ben hala tutuyor muyum hamilelik hormonlarımı, anlamadım ki ne oldu bana. Genellikle o bahsettiğin lekeler hamilelikten bir süre sonra geçer. Hı. Çok büyük bir kısmı kaybolur. Onlar hamilelik döneminde gördüğümüz hipopigmente, hiperpigmente hormonlar yüzünden oluşan takım evet gebelik melazması dediğimiz değişikliklerdir. Büyük bir kısmı, yani onun da 8'i kaybolur. Kalanlar için de ve senin için de reçetenin bir sonraki noktası şunu önereceğim. Cilt içine yaptığımız antioksidan, özellikle glutatyon içeren mezoterapiler. Evet. Bu IV değil, damardan değil, cilde direkt enjekte ediyorsun. Tam olarak öyle. Çünkü cilt hücrelerinin kendini tamir etme mekanizmasını arttırmamız lazım. Dışarıdan gelen hasarı eğer iyileştiremiyorsan lekeyi iyileştiremezsin. Tek başına soyma tedavileriyle, kimyasal peeliklerle ya da lazerlerle ya da son dönemde çok moda olan retinoik asit serumlarla ya da kremlerle soyarak iyileştiremezsin. Çünkü soyma da bir hasardır. Burada genellikle lekem tedavi olmadı dediği zaman hastanın içeriden destek almadığını görüyoruz. Cilde içeriden desteği vermezsen iyileşme anlamında, tek başına soymaya çalışırsan kendini iyileştirirken hasarı tamir edemez ve daha çok lekelenir. Şimdi biz bu leke için hani içten bir sürü şey konuştuk, enjeksiyonları konuştuk ama bir de herkesin başvurduğu bu soyma denilen var. Evet. Hatta hani kışın yapılacak, güneşe çıkmayacağın kapatıcı kremler. Bu soyma ne kadar faydalı? Soyma uzunca bir konu ama hemen sana biraz böyle bir bahsetmek istiyorum. Bir kimyasal peeling dediğimiz kimyasallarla, yani asit içerikleriyle soymamız var. Bir de lazer soymalarımız var. Soyma güzel bir konu. Doğru, o zaman hastaya. Ben bunu burada harcama. Doğru. Peki o zaman. İzlemeye devam edeceksiniz. Gençlik Rüzgarı devam ediyor. Bu konunun üstünde özellikle durmak istiyorum. Tamamdır. İşinin ehli uzmanlardan çok değerli bilgilerle bir programın daha sonuna geldik. Önümüzdeki hafta görüşünceye kadar hoşça kalın, mutlu kalın ve kendinize çok çok iyi bakın.
HSBN Gençlik Rüzgarı'nı sundu.